Dünya karışık. Avrupa'da rekor filan. Atma nebati. Nebati enflasyon Avrupa'da rekor kırıyor, diyor ya. Aslında rekor kıran Adalet ve Kalkınma Partisi, %61.14 ile. Gözleri ışıldayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yine aynı nakaratlar ısrar ediyor. Enflasyon tüm dünyada sorun. AB ülkelerinde rekor üstüne rekor kırıyor. Ne yazık ki. Kocaman bir saptırma. Enflasyonun AB ülkelerinde rekor üstüne rekor kırdığı filan yok. Pardon, doğru. Örneğin Fransa'da. Fransa'da enflasyon son 14 yılın zirvesinde. Yüzde 4. Örneğin Almanya'da. Almanya'da da enflasyon son 29 yılın zirvesinde. %7.3. Örneğin İngiltere'de. İngiltere'de enflasyon son 30 yılın zirvesinde. %6.2. Gördüğünüz gibi rekor üstüne rekor kıran enflasyon var AB ülkelerinde. En yüksek 4 ülke. Buna karşılık enflasyonu en yüksek 4 ülkeye bakarsak Avrupa'da en yüksek enflasyon Litvanya'da %14. Estonya'da %11.6. Çekya'da %10. Belçika'da %9.5. Bu oranlar Avrupa'da resmi verilerin değerlendiği Eurostat kaynaklı, merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa İstatistik Ofisi tarafından yayınlanan oranlar. Avrupa çapında istatistik çalışmalarının yürütüldüğü ofisin verileri. Avrupa ülkelerine ilişkin oranlar hiç de Nebati'nin söylediği gibi değil, hatta tam tersine. Peki enflasyon Türkiye'de ne kadardı? Türkiye göre bile %61.14 ile son 20 yılın zirvesinde. Nebati enflasyon Avrupa'da rekor kırıyor, diyor ya. Aslında rekor kıran Adalet ve Kalkınma Partisi %61.14 ile. Gemileri karadan yürütmek hafta sonunda İstanbul Ticaret Odası'nın toplantısında konuşan nebati hızını alamıyor. Gerekirse gemileri karadan yürütürüz, yine hedefimize ulaşırız. Bu hamaseti Ticaret Odası temsilcileri TV'den yansıdığı kadarıyla kuzu kuzu dinlemekte yetiniyor, her toplantıda olduğu gibi. İşin tam da içinde oldukları, gerçeği pek alabildikleri halde susuyorlar, susmakla aslında hem kendilerine hem ülkeye kötülük yapıyorlar. Oysa bu saçma sapan hamaset yerine. Öncelikle Nas diye belledikleri faiz takıntısından, faiz sebep enflasyon sonuç diyerek hiçbir iktisat teorisinde yer almayan dogmadan vazgeçmek yetiyor. Ardından sıkı para politikası, her kademede çok sıkı tasarruf ve ciddi vergi politikası uygulamak koşuluyla. Öteki bakan da aynı aynı gün Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Idra esnafı ziyaret ediyor. Esnafın şikayeti üzerine bakan aynı masalı anlatıyor. Dünya karışık. Bir aldatmaca daha. O da nebati ile aynı telden çalıyor. Belli ki aynı merkezin talimatı, ekonomik sıkıntıyı, enflasyonu, dış güçlere bağlamak aldatmacası. Yeni değil, son yılların klasiği. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ne zaman hangi konuda tökezlerse ki bu sık sık yaşanıyor. Formül acele hazır. Dış güçler. Bu saptırma karşısında akla gelen ilk soru. Nereye harcandığı konusunda tepeden başlayarak aşağıya doğru her sefer farklı yanıtlar verilirken örneğin 128 milyar doları da dış güçler mi harcadı? Dış güçler mi buharlaştırdı? O 128 milyar dolar har vurup harman savrulmasaydı ki harcanması özellikle yerel seçimler dönemine rastlıyor, acaba dolar böylesine fırlar, enflasyonu tetikler miydi? Nebati sadece nutuk atıyor ve sürekli gerçek dışı konuşuyor. Petrol fiyatları Gerçeği kaçırmak, gerçeği saklamak amacıyla kullandıkları dış güçler masalı için AKP'nin gösterdiği bir gerekçe var. Dünyada petrol fiyatlarındaki artış. Acaba o mazeret ne kadar geçerli? 2021 Nisan ayında dünyada petrol fiyatları varil başına 62 dolar. 2022 Nisan ayında, yani bugünlerde petrol fiyatları varil başına 108 dolar. Dünya petrol fiyatları bir yılda %74 artıyor. Rusya, Ukrayna Savaşı'nın etkisi sonucunda. Tamam, Peki dünyada %74 artarken Avrupa'dan 3 ülkeyi örnek alırsak o üç ülkede benzin fiyatı ne kadar artıyor? Almanya'da %33. Yunanistan'da %28. Fransa'da %18 artıyor. Malum dünya karışık ya. Peki son bir yılda benzin Türkiye'de ne kadar artıyor? Türkiye'deki artış %169. Petrolün varili dünyada %74 artarken, Türkiye'de benzinin fiyatı %169 artıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Farkı 169, 74, 95. Dünya ile Türkiye arasındaki bu 95 puanlık hepimizin aleyhine olan fark. AKP'nin olmayan ekonomik politikasının farkı. AKP'nin ekonomiyi kötü yönetme farkı. Dolar'daki yükselişi durdurmak bir yana, hatta körüklemesi farkı. Acısını hepimizin çektiği bir fark. Bunun ne dış güçlerle, ne AB ülkelerinde rekor kıran enflasyonla, ne de dünyanın karışık halde bulunmasıyla en küçük bir bağlantısı var. Tek bağlantı, tek neden var. Kötü, kötü ve kötü yönetim. Deniz bitti. Şimdi sıra gemileri karadan yürütmeye geliyor. Eva kaptan aynı